Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi kolaylaştır, zorlaştırma. Hayırla tamamla. İkinci dersimizde bir %30 daha öğreneceğiz arkadaşlar. Nedir bu %30? Bu %30'un içerisinde de yine aynı örneğimiz Kur'an-ı Kerim'de 28 harf vardır. Bu harfin üzerine şöyle bir yuvarlak gelirse ne yapar bu? Ne yapar bu? Bu şöyle yapar arkadaşlar. Bir adamı düşünün, atın üzerinde ipi almış, döndürmüş, hop diğer adamı alıyor, ne yapıyor? Şak! Onu böyle bağlıyor. Ne yapıyor? İple bağlıyor. İşte bu da aynı şekilde bağlar. Bu yuvarlığı gördüğün zaman bağlar arkadaşım. Aklında tut bunu. Çok basit bir örnek. E harfiydi. Normalde biz buna ebe diyorduk. Ama ne geldi? İpten hatırla. Yuvarlak geldi. Ne yapacak? Hop. Bağlayacak. Ne, onu nasıl okuyacağız? Eb şeklinde okuyoruz. Eb ne yapıyor? Bağlıyor. Evet. Basit bir örnek hemen. İbil. Evet. Nasıl okunuyor? Ü harfiydi. İbil. Üb şeklinde okunuyor. Hadi bir bu B değil de T olsun. T olsun. Nasıl okunur? Üt. Üt. Evet. Üzerine bir çizgi gelirse et şeklinde ne yapıyor? Bağlıyor. Ne yapın arkadaşlar? Bundan devamlı pratik yapabilirsiniz. Alın Kur'an-ı Kerim harflerini. E harfini alın. İlle E harfiyle mi olması lazım? Yok. Mesela B harfi. B. T. Ne oldu? Bet. Yani yuvarlak gelirse bet olur. Hadi böyle olsun. Bit. Bit şeklinde fazla böyle kalemle yazarsınız. Bir kalem bir kağıt her zaman not alın diyoruz. Faydalı olur sizin için. Bunu bu şekilde işte 28 harfi birbirine böyle başına işte üst çizgi, alt çizgi, virgül, sonrasında işte yuvarlak halkayı koyarak ne yapabilirsiniz? Böyle pratik yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da nedir? Üçüncü kuralımızın kuralıdır. Eğer şu halkayı görürsen ipi düşün, hop adamı ne yapıyorsun? Bağlıyorsun. Ne yapıyor? Harfi bağlıyor. E harfi T'yi nasıl bağlıyor? Evet. Et şeklinde bağlıyor. Bunu bu şekilde öğrenelim arkadaşlar. Evet. Pekala, ikincisi nedir? Şu dişliyi görürsen, hop hop şedde yapıyoruz. Bu da cezimdi. Bu da şedde. Bu şekli görürsen arkadaşım bu ne yapıyor? İki kere okutuyor. Hop hop şeklinde. Mesela buna E, T diyorduk değil mi? Birinci dersin kuralında üst çizgi gelirse E, T diyorduk. Ama eğer şu işareti görürsen, hop hop önce bağlar E, T şeklinde iki kere ne yaparsın bunu? Okursun. Hadi bunlara örnek verelim. E, B. Hadi buna örnek verelim. E, T. İyi, bu sadece E'de mi böyle? Yok canım, ne alakası var? Hadi bakıyoruz. Sildik. Ne harfi bu? Diyelim ki B harfi. B harfi. B. Şedde gelmiş üstüne. B, T. T. Üstüne gelmemiş de altına gelmiş kardeşim. Ne yapacağız şimdi? B. T şeklinde. Bunu böyle böyle farklı farklı şekilde pratik yapabiliriz. Bet-tü şeklinde ne yapalım? Harfleri, 28 harfleri birbirine harmanlayalım mı? Bu şekilde pratik yapalım arkadaşlar. Hocam, geçen hafta 5 harf hedefimiz vardı. Notu yazacağım da hocam, şu şedde ile cezimi biraz daha büyük mü yazsak? Ben tamam. Göremiyorum da. Tamam. Hemen yazalım. Evet, cezim şurada büyük olarak göstereyim. Şöyle halka geldiği zaman, 28 harfin üzerine şu halka geldiği zaman cezim, yani bağlar birbirine. Bağlar. Eğer şöyle işareti gördüğün zaman da bu da şeddedir. Bu da iki kere okutur. Önce bağlar, sonra iki kere okutur. Hemen ikisinden bir örnek yapıyorum. Basit bir örnek yapıyorum.
Çok B dedik ya. Biraz da C diyelim. C harfi. Geçen hafta da bu harfi görmüştük. Edge. Edge. Ne oldu? Bağladı. Çünkü halka geldi. İpten hatırlıyoruz. Evet. Şimdi cezim geldi. Şey, şette geldi. Edge şeklinde ne yapıyoruz? İki kere okuyoruz. Geçen hafta 5 harf hedefimiz vardı. Onu yerine getirmişizdir inşallah. Şimdiki 5 harf hedefimiz hangileri? Onlara hemen bakalım. Hemen bakalım, onları da ezberleyelim inşallah bir dahaki derse kadar. Ha, hı, dal, zel ve ra. Bu 5 harf. Ha, hı, hı kırlatarak, dal, dal, zel ki bu zel, peltek, zel, zel, peltek, peltek ve ra. Ra. Evet, şimdi bunlar üzerinden haydi bir pratik yapalım. Öğrenmiş olduğumuz şu bilgileri bir pratik yapalım. Örnek veriyorum, bu D harfi, bu D peltek, Z harfi. Hadi bir cezim yapalım, hadi bağlayalım. Dez. Çok güzel. Tamam, bunu bağladın. Eyvallah, bunu bağladın. Bu D, yine bu Z. Ama bu sefer şekli gelmiş. Dez şeklinde. Çok güzel. Biraz da farklı harflerden yapalım. Madem bu harf hedefimiz vardı bizim. Bu H harfi değil mi? H. Bu da R harfi. Şekli yapalım. Harra. İlla üst çizgi mi olacak? Hadi bakalım. Şu oldu. Virgül geldi. Harru. Bu ha gelmedi de alta geldi. Ne yapacağız şimdi? Hirru şeklinde örneklemeler yapalım. Evet. Şimdi biraz da zor harflerle, yani yine buradaki. Mesela ra harfi, bu da ha harfi. Bu ha hırlatarak çıkar arkadaşlar. Noktası var. Yuvarlak geldi. Rah. Rah şeklinde. Rah şeklinde. Rah. Şekle geldi. Üzerine düz çizgi geldi. Rah-ha. 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 Virgül geldi. Rah-hu. Şeklinde. Bunu arkadaşlar harfleri birbirleriyle örneklemeler yaparak yazalım inşallah. Tekrar ha, 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 de, de, ze, ze, ra. Ra. Bu 5 harfi de ezberliyoruz. 5 önceki dersimizde ezberlemiştik. 5 şimdi ne oldu toplamda? 10 harfimiz oldu. Dördüncüsünde, yani üçüncü derste de inşallah bir 5 harfta da bir 5 harfta ezberleyeceğiz inşallah. Bunları not alalım. Bu 5 harfi önceki öğrendiğimiz 5 harflerle birbirlerini böyle pratik yaparak, yazarak, örneklemeler yaparak kafamızda pekiştirelim inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.